Merhabalar, Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayımından ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Rusya'daki pandemi vakaların sayısı 124.054'e ulaşmıştır. Son 24 saat içinde virüsün ölüm oranı 57 kişiydi. Toplamda Rusya'da 1222 kişi koronavirüsten öldü. Şu anda Rusya tespit edilen dava sayısında Çin, Türkiye ve İran gibi ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Azerbaycan'daki Bakanlar Kurulu altındaki operasyon merkezinden yapılan açıklamasında şu ana kadar ülkede 1894 kişiye koronavirüs bulaştığını, 1411 kişinin tedavi edildiğini, 25 kişinin öldüğünü ve 458'i özel hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 14 kişinin kritik durumda olduğunu, 23 kişinin orta durumda olduğunu ve diğer kişilerin sağlığı stabil olduğunu belirtti. Azerbaycan'daki Çalışma ve Nüfusun Korunması Bakanlığı Halkla İlişkiler ve İletişim Departmanı Başkanı Fazil Tabilov'dan yapılan açıklamada vatandaşlara ikinci kez banka kartları ile 190 manat ödemesi yapılacağını, bankalar bu 600 bin kişi adına ücretsiz banka hesabı açılacağını, vatandaşlar bu banka kartları aracıyla 190 manat ödeme alabileceklerini, 10 Mayıs'tan sonra 190 manatlık bir toplu ödeme yapılacağını belirtti. Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını Avrupa'dan can almaya devam ederken Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 113 olarak açıklandı. Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya 164.077 kişiyle dünyada en çok vakanın görüldüğü 6. ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 129.000'in iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.736'ya çıktı. Almanya'nın Köln kentinde yapılan sosyal mesafeli 1 Mayıs işçi bayramı gösterisine polis müdahale etti. Köyün farklı semtlerde 1 Mayıs işçi bayramı kutlamaları düzenlendi. 25 kişinin katılımı şartı ile izin verilen gösteriye karşıt görüşlü grupların kargaşa çıkarması sebebiyle polis müdahale etti. Yapılan gösterilerde sağlık çalışanlarına daha fazla ücret, ev kiraları indirilmeli, Naziler defolsun yazılıp pankartlar taşınarak benzer sloganlar atıldı. Köyündeki gösteriye 100 sendika üyesi katıldı. Ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.